Biz bugün Ankara'mıza İmrahor Millet Bahçesi'nden başlayarak Eymir Gölü Millet Bahçesi, yine Mogan Gölü ve Mogan Gölü etrafındaki Gölbaşı Arboretum alanını da içine alan yeni bir yeşil koridor oluşturmak için kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımızı başlattık. Tabii biliyorsunuz İmrahor Vadisi'ndeki projenin ihalesini yaptık. Projemiz bitme aşamasında. Yılbaşına kadar biter mi Ömer Başkan? Yıl sonuna kadar inşallah oradaki İmrahor Vadisi'ndeki projemiz tamamlanacak. Orada Eymir Gölü ile birleşmiş olacak. O Ankara Vadi dediğimiz, Kanal Ankara dediğimiz projenin ilk etabı tamamlanmış olacak. Oradan Gölbaşı Millet Bahçesi'ne gelecek. Gölbaşı Millet Bahçesi de hakikaten çok örnek bir proje tasarlandı, tanımlandı. Ve oradan da yine burada Mogan Gölümüzle etrafındaki düzenlemeyle birleştirince güneyde bir yeşil alan, ekoloji koridor oluşmuş olacak. Bir taraftan Ankara'daki yeşil alan miktarını arttırıyoruz. Bir taraftan da bu çerçevede şehrimizde 4 milyon metrekare büyüklüğünde 20 adet millet bahçesi projelerimizde olanca hızıyla devam ediyor. Bu projelerden bir tanesi de Sayın Muhtarımızın, Başkanımızın, Genel Sekreterimizin ifade ettiği Gölbaşı Millet Bahçesi. 750 bin metrekare, işte projemiz bu. 750 bin metrekare proje tasarlandı, tamamlandı ve Amerika'da düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumunda sürdürülebilir peyzaj kategorisinde binlerce proje arasından birinci olarak seçildi. Şimdi bu proje de tamamlandı. Az önce de İller Bankası Genel Müdürümüzle konuştuk. İnşallah bu projeye de yıl sonu başlayıp 2022 yılı içerisinde tamamlayıp Ankara'mızın, Gölbaşı'mızın hizmetine sunacağız. Şimdiden Gölbaşı Millet Bahçemiz hayırlı uğurlu olsun. Oldu mu muhtarım? Allah razı olsun. Gölbaşı hareketli başkanım. Eyvallah. Evet, bu gurur Gölbaşı'nın, bu gurur Türkiye'nin inşallah. Tabii bir de TOKİ konutlarından bahsetti başkanım. Bugüne kadar binlerce konutu Gölbaşı'mıza, Ankara'mıza kazandırdık. Ve yine konut ihtiyacına ilişkin yöresel mimariyi, yatay mimariyi temsil eden buradaki mahalle kültürünü yaşatacak örnek projeyi de inşallah ilk etabını yıl sonu TOKİ Başkanlığımız çıkacak ve Gölbaşılı kardeşlerimize bu projeyi de kazandırıyor olacak. Tabii biz sadece bunları yapmıyoruz. Yine Mogan kıyısı kenarında başlattığımız 87 bin metrekarelik sevgi çiçeği doğa parkımız var. Bunun da imalatları başladı. Bilmiyorum duyurdun mu başkanım? Bu projenin de imalatları başladı ve 87 bin metrekarelik alanda 287 bin adet bitki dikiyoruz ve bu alanda Ankara'mıza has dik kuyruk kuşu ve sevgi çiçeğini koruma altına alacağız ve burada da çocuk oyun alanları, açık spor alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları şu an yapımı devam ediyor. İnşallah bu alanı da önümüzdeki yılın ilk ayları içerisinde Gölbaşı'mıza, Ankara'mıza kazandırmış olacağız.